Neslihan Lezzet Ruha sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika, taze yapraklı sarmalar yapacağım ve onun tarifini paylaşacağım. Taze asma yapraklarıyla dolma nasıl yapılır? Onun videosunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Gerçekten harika oldu. Tazecik yapraklarla muhteşem oldu. Muhakkak sizler de deneyin derim bu tarifi. Ben komşumun bahçesinde karaüzüm yaprakları vardı. Onlardan topladım. Güzelce elime alarak düzlüyorum. Sap kısımları, uzun sonları güzelce temizliyorum. Dilerseniz saracağınız esnada temizleyebilirsiniz. Bu şekilde leğenime diziyorum. Daha sonra kaynamış suyumu üstüne ilave ediyorum ve her yerine gelecek şekilde suyumu dolduruyorum. Gördüğünüz üzere sararmaya başladı bile. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika kadar bekletiyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç yaprağımızın yumuşak olması. Yaprağımızı daha kolay sarabilmemiz. Bunu muhakkak yapın derim. Soğuk suyla yaptığınız takdirde istediğimiz sonucu elde edemeyiz. O yüzden muhakkak kaynamış su kullanınız. Bu videomun altında salamura yaprak nasıl yapılır? Onun tarifi de, linki de mevcuttur. Dilerseniz oraya da tıklayıp ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşadı ve sarımtırak oldu. Yani yaprağım hazır. Güzelce iç harcını hazırlıyorum şimdi. Öncelikle soğan, sarımsaklarımı güzelce küçük küçük doğrayacağım. Öncelikle kabımın içerisine pirincimi, yıkanmış pirincimi alıyorum. Yağımı, salçalarımı ve baharatlarımı ekliyorum. Daha sonra da soğan ve sarımsaklarımı güzelce küçük olacak şekilde güzelce doğruyorum. Dolmanın iç harcına lezzet katacak olan malzemelerden en önemlisi sarımsak ve soğandır. Soğanı oldukça bol kullanmanızda fayda var. Çünkü gerçekten bir tane bile eksik kullandığınızda tat olarak bayağı fark ediyor. O yüzden bol kullanmaya çalışın. Sarımsaklarımı da olabildiğince küçültmeye çalışıyorum. Çünkü ağza çok büyük gelsin de istemiyorum. Hafif dişe dokunacak şekilde olmasında fayda var. Bu şekilde bunu da kabıma alıyorum. Daha sonra olmazsa olmazlarından biri de maydanoz. Daha sonra dereotu. Özellikle muhakkak dereotunu da kullanın. O da ayrı bir lezzet katıyor. Bunları güzelce şimdi harmanlayacağım.
Ben dereotunu ve maydanozumu sürekli sık sık elimin altında olmuyor bazen. O yüzden pazardan fazla alıyorum. Güzelce yıkayıp temizledikten sonra direkt doğramadan buzdolap poşetine koyuyorum ve derin dondurucuya kandırıyorum. Dilediğim zaman da çıkartıp yemeklere direkt buzu çözülmeden kullanıyorum. Sizler de o şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde iç harcım da tamamen hazır. Bunu dilerseniz biber dolmasında da tercih edebilirsiniz tabii ki. Ama ben taze asma yaprağı olarak bu tarifimi paylaşmak istedim. Bir sonraki tarif muhtemelen biber dolması tarifim olacaktır. Yaklaşık 1,5 çay kaşığı olacak şekilde iç harcımdan koyarak güzelce yapraklarımı sarıyorum. Gördüğünüz gibi yapraklarım ve iç harcım bitene kadar bu işlemi de devam ediyorum. Daha sonra suyumu ekleyerek ilk önce harlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşi alarak yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyorum. Bu tarifimde ben üzümüm, yaprağım daha doğrusu kara üzüm yaprağı olduğu için çok ekşiydi. Limon ya da nar ekşisi kullanmadım iç harcımda. Eğer ki yaprağınızın tadına baktığınızda ekşi yoksa nar ekşisi veya limon suyu kullanabilirsiniz. Ama ben tadına baktığımda kesinlikle limonun tadı aşırı fazlaydı. Yaprağın ekşiliği aşırı fazlaydı. O yüzden kullanmadım. Bu da size bir tavsiye olsun. Zeytinyağlı yaprak sarması tarifimde benim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Malzemeler kısmı dediğim gibi bu videonun altında yer alacaktır. Bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.